Merhaba arkadaşlar, ben Gürkan. 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Sizlerle birlikte Python dilinde OpenCV ile yüz bulma projesi için gerekli olan kurulumları yapacağız. İlk olarak Anaconda'nın kurulumunu, ikinci olarak PyCharm'ın kurulumunu, üçüncü olarak PyCharm'ın içerisinde OpenCV ve NumPy kütüphanelerinin yüklenmesini gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak Anaconda'nın kurulumundan başlayalım. İnternette arama çubuğuna anaconda.com/distribution/ yazarsak arkadaşlar, şu şekilde Anaconda'nın sayfası açılıyor bize arkadaşlar, resmi sayfası. Burada sağ tarafta üstte download yazan yeri tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki download'ı tıklıyoruz ve Anaconda'ya indirebileceğimiz bir sayfa açılıyor önümüze. Burada bizim için Python 3.7 versiyonu gerekli. Python 3.7 versiyonunda 64 bit, benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit indireceğim. Bu şekilde indirme işlemini başlatabilirsiniz siz de arkadaşlar. Ben daha önceden hız kazanmak için bunu indirmiştim, o yüzden şu an tekrar da indirmeyeceğim. İndirdikten sonra indirilenler klasöründe Anaconda'nın kurulum dosyası bulunmaktadır. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kuruluma başlamış bulunmaktayız. Next diyoruz. Burada lisans kısmı var. Bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. I agree. Burada hangisini seçerseniz fark etmez arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Next. Anaconda'nın kurulacağı yolu seçiyoruz arkadaşlar. Nereye kurulacağını, dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Burada bu kısım çok önemli. Şurada add anaconda to my pet kısmı var arkadaşlar. Bunu seçmezsek programda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden bunu da seçmemiz gerekiyor. Install diyerek kuruluma başlıyoruz. Bu kısım biraz zaman almaktadır arkadaşlar. Kurulum tamamlanmak üzere arkadaşlar. Bu kısım biraz sabır gerektiriyor. Uzun sürüyor indirme işlemi. Ve kurulum tamamlandı. Next diyerek devam ediyoruz. Next. Burada bazı Anaconda'ya dair öğrenmek istiyor musunuz diye soruyor. Ben seçmiyorum bunları. Finish diyerek bitiriyorum. Anaconda'yı kurduktan sonra PyCharm'ın kurulumuna geçiyoruz. İnternette arama çubuğuna jetbrains.com'un sitesinde PyCharm'ın linkine girersek arkadaşlar, şöyle bir sayfa açılacak önümüze. Bu sayfada community kısmında free open source yazan kısımdaki download linkine tıklıyoruz. Ve bu şekilde indirme işlemi başlayabilir arkadaşlar. Ben bunu da daha önce hız kazanmak için indirmiştim. O yüzden şu an tekrar indirmeyeceğim. Siz bu şekilde indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirdikten sonra yine indirilenler klasöründe PyCharm Community 2019 kurulum dosyasını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Önümüze gelen sayfada, setup'ta next diyerek başlıyoruz kuruluma. Burada PyCharm'ın kurulacağı dosyayı seçiyoruz, uzantısını. Next diyoruz. Bu kısmında bilgisayarınız kaç bit ise, benim 64 bit olduğu için 64 biti ve PyCharm dosyasının uzantısının ne olacağını seçiyorsunuz şu kısımda. Ben Python olarak seçiyorum bunu da. Next diyorum ve install diyerek kuruluma başlıyorum arkadaşlar. Ve PyCharm'ın kurulumu da tamamlandı şu an. Burada bize kurulum tamamlandıktan sonra PyCharm çalıştırılsın mı diye soruyor. Bunu işaretliyorum ve finish diyorum. Daha sonra bu kısımda
Do not import settings kısmını işaretleyerek OK diyoruz. Continue. Arkadaşlar bu kısımda PyCharm'ın arka plan rengini seçiyorsunuz. Siyah ya da beyaz seçenekleri var. Ben beyazı seçeceğim. Next diyorum. Start using PyCharm diyerek PyCharm'ı başlatıyorum. PyCharm'a hoş geldiniz diyor şu an bize açılan sayfada. Create new project diyerek bir proje oluşturuyoruz. Projenin ismini OpenCV ile yüz tanıma projesi adı altında bir dosya oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra Project Interpreter kısmı var şuraya. Buna tıklıyoruz. Ve bu kısımda arkadaşlar Anaconda'yı yüklemiştik. Anaconda'nın şurada seçiyoruz arkadaşlar. Bunun burada seçilmesi gerekiyor. Daha sonra Create diyerek devam ediyoruz. Python şu an ve PyCharm şu an gerekli kütüphaneleri yüklüyor içerisine. Bu tamamlandıktan sonra projemize başlayabileceğiz arkadaşlar. Oluşturduğumuz OpenCV ile yüz tanıma klasörü burada gözükmektedir arkadaşlar. Buna tıklayarak şöyle bir kısım burada kendi Python dosyanızı oluşturabilirsiniz şu şekilde. Python file ya da Python paketinizi. Şu when we kısmında da PyCharm'ın kendi sağladığı kütüphane kısımları burada gözükmektedir. Biz şu şekilde new diyerek bir Python paket oluşturalım arkadaşlar. Mesela yüz tanıma diyelim buna da. Bu şekilde bir yüz tanıma klasörü oluşturmuş bulunmaktaydı arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim OpenCV, NumPy, mesela Matplotlib kütüphanelerini indirmemiz gerekiyor bu PyCharm'ın içerisine. O kütüphanelerde when we kısmında, library kısmına filan bu kısımlara yüklenecektir arkadaşlar. Şimdi isterseniz o işlemlere başlayalım. File diyerek order settings kısmında settings for new project diyerek bu kısma giriyoruz arkadaşlar. Bu kısımda Project Interpreter kısmına tıklıyoruz. Daha sonra Project Interpreter'da sağ üst köşede ayarlar anahtarı var. Bunu tıklayarak daha sonra System Interpreter kısmına girerek bu kısma Anaconda dosyasını eklemiştik ya arkadaşlar. Onu burada gözükmesi gerekiyor tekrardan. Yoksa siz seçebilirsiniz buradan. Bunu seçtikten sonra OK. Daha sonra 3.7 versiyonu Anaconda 3 gözüküyor burada arkadaşlar. Şimdi Anaconda'nın kütüphanelerini yüklüyor şu an. Bu işlemden sonra app'li diyerek uyguluyoruz ve OK diyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine aynı şekilde file diyerek order settings for new project kısmına tıklayarak project interpreter kısmına bu sefer de OpenCV'yi eklememiz gerekiyor. Bu da şu şekilde yapıyoruz. Şurada sağ üst köşede artı kısmı var arkadaşlar. Buna tıklayarak daha sonra CV diyerek indiriyoruz arkadaşlar. Bu kısım internet hızınıza göre biraz zaman alabilmektedir. Alt köşede en altta yeşil yazıyla install successfully yazıyor arkadaşlar. Yükleme başarılı tamamlandı diyor şu an bize. Bunu da OK diyerek bu sefer de NumPy kütüphanesini ekliyoruz. Arama çubuğuna NumPy yazıyoruz. Arattıktan sonra yine aynı şekilde NumPy yazan paketi seçiyoruz ve install paket diyoruz arkadaşlar. Bu da başarılı bir şekilde yüklendi. Yeşil yazıda yazıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu da OK diyerek ekliyoruz. Daha sonra bir de Matplotlib kütüphanesini ekliyoruz. Bu da başarılı bir şekilde yüklendi. Yüklediğimiz kütüphanelerin PyCharm'a aktarılmasını şuradan izleyebiliriz arkadaşlar.
şu şekilde burada yüklenmesi gözüküyor. Bunlar yüklendikten sonra projemizi yazmaya başlayabiliriz. Şimdi herhangi bir Python dosyası oluşuyor mu arkadaşlar? Onu bir deneyelim. Herhangi bir Python dosyası oluşturalım. İsmine deneme adı vereceğim ben arkadaşlar. Bu Python dosyasında eklediğimiz kütüphaneler çalışıyor. Bir bakalım. Yüklediğimiz kütüphaneleri import komutu ile çağırıyoruz arkadaşlar. Import cv2. Import numpy snp kısaltmasını veriyoruz numpy'ye de. Mesela cv2 nokta diyerek kütüphaneler gözüküyor mu ona bir bakalım. Mesela cv2 inshore komutu şu an gözüküyor arkadaşlar. Program kütüphaneler sorunsuz bir şekilde yüklenmiştir. Şimdi bu işlemleri tamamladıktan sonra arkadaşlar bir de internetten yüz tanımak için, yüz algılamak için bir komut dosyası indirmek gerekiyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde internet arama çubuğuna aircascade.xml yazarsak şu şekilde GitHub'ın bir sayfası çıkıyor arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Burada göz algılama, yüz algılama, ondan sonra vücut algılama, gülücük algılama tarzı bir sürü kütüphane vardır arkadaşlar. Bizim buradan yüz algılamak için, yüz algılama projesi yapmak için aircascade frontal face default XML dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bunu tıklayarak indiriyoruz. Ben yine zaman kazanmak için bunu daha önceden indirmiştim arkadaşlar. Siz bu şekilde indirmeye başlayabilirsiniz. Daha sonra indirdikten sonra bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve bunu Python dosyasında yüz tarama projesinin içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. OpenCV ile yüz bulma projesi için gerekli olan kurulumlar bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra projenizi yazmaya başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.